aslında Petrov son derece idealist, kasabaya hizmet etmek isteyen, insanlar tarafından çok sevilen, herkesin sevgisini kazanmış, kendi sevgilisi olan, aşk yaşayan ve karnı doyan iyi bir insanken, iyi koşullarda içindeyken, idealistken de böyle bir insan da olsan senin için de aynı tehlike var. Bak her an dönüşebilip işte zaaflarının kölesi, esiri olabilirsin. Sen de yenik düşebilirsin. Hangi sistemin içinde olduğun da çok önemli değil. Herkes için de aynı tehlike mevcuttur. Bunları söylemeye çalışıyor. Ve bence şurada hepsini saydık ama en önemli noktası bana göre en azından izlerken öyle geldi. Petrov'un aşık olmasına rağmen bu denli bambaşka bir hale gelmesi. Yani kendi benliğinden uzaklaşmaya başlayınca iyi şeyleri de görememeye başlıyorsun. Birden olmak istemediğim biri olup çıkabilirsin. Bak buna dikkat et. Aslında bu bir eleştiri değil, uyarı gibi bir şey. Bu sistem dediğimiz yapıya ve sistemin içindeki aslında insanın sistemi yaratmasına bir eleştiri var ama buradaki noktada sadece büyük düşünmemek lazım değil mi? Ufak bir yerde atıyorum patron yerinde bile aslında patronda bile bunu görebiliriz. Yani herkes aslında hayatında bu bizim Ahmet abi diyebileceği noktada değil mi oyun? Aslında daha çok o yüzden cezbetmiyor mu? Zaten bunu biz anlatmayalım lazım. Oyun içinde kendi replikleriyle söylüyor bunu. Hı-hı. Ben bir dokuma fabrikasında atölye şefi de olabilirim. Bir kasabada memur da olabilirim. Bir dairenin başkanı da olabilirim. Fark etmez diyor yani. Yani ufacık bir inisiyatif ele geçiren her insan. Pınar'ın dediği gibi biz de okuma provalarında ilk başta kendimizden, kendi etrafımızdan da yola çıktık. Yani oyuncu olarak başarıya kavuştuğun zaman, üne kavuştuğun zaman bu senin için de geçerli. Yani birden nerede benim çayım? Bir saniye böyle mi olur? Ben böyle mi karşılanırım? Yani bunlar var. Bir bakın duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani işte Nazım da uyarıyor şimdiden. Kulağımızı çekiyor hepimizin yani.